Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Balkanlar turunun ikinci durağı olan Sırbistan'da. Ekibimizden Dündar Keşaplı da Belgrad'da gelişmeleri takip ediyor. Notlarını aktarmak için de hazır. Şimdi sözü Dündar'a bırakalım. Evet, teşekkürler. Şu anda bütün hazırlıklar tamamlandı ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyoruz. Gördüğünüz gibi bütün heyet Cumhurbaşkanlık Merkez binasında ve yaklaşık birkaç dakika sonra kırmızı halı üzerinde resmi törenle Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić tarafından resmi olarak karşılanacak ve saraya girişini yapmasını bekliyoruz. Son hazırlıklar yapıldı. Tabii oldukça geniş güvenlik önlemleri var. Biraz sıkıntılı oldu ama sağ olsunlar güvenlik birimleri yardımcı oldu yayınımızın da gerçekleştirmek için. Tabii dün başlamıştı önemli Balkan turnuvası Arnavutluk'ta başlayan resmi ziyaretler, önemli mesajların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam saatlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi ve havaalanında Cumhurbaşkanı Vučić tarafından resmi törenle karşılandı. Bugün önemli bir gün çünkü iki lider aynı zamanda yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısına başkanlık edecek ve bugün boyunca bu özel görüşmenin ardından Türk ve Sırp iş insanlarıyla bir araya gelecekler ve önemli anlaşmaların imzalanmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan ziyaretinde önemli gündemlere de özellikle değinmesini bekliyoruz. Tabii masada önemli konular var. Başta Türkiye-Sırbistan ilişkileri bu çok önemli. Son yıllarda biliyorsunuz arttı iki ülke arasındaki işbirliğimiz önemli boyutta olduğunu hatırlatalım. Ve Balkanlardaki gelişmelerde bugünkü resmi ziyaret sırasında ele alınacak bazı başlıklar. Tabi sadece bunlar mı değil, Orta Doğu'da özellikle Gazze'deki soykırım ve işgal edilen Filistin toprakları ile ilgili de yaşananlar bugünkü görüşmede ele alınacak. Lübnan'a yönelik İsrail saldırısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu mesaj Arnavutlar. Evet, hemen şu anda tabii ekrana yansıtamıyoruz ama sol tarafta gördük. Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan'ı eşlik eden bütün konvoy şu anda Cumhurbaşkanlık Sarayı'na doğru geliyor. Yaklaşık birkaç dakika sonra ekranlara yansımasını bekliyoruz. Şu anda sol tarafımızda oldukça geniş güvenlik önlemleri altında büyük bir konvoy eşliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan'daki Cumhurbaşkanlık Sarayı'na doğru geldiğini hemen bu notları da sizlere paylaşmak istiyorum. Çünkü verilen süre 11 civarındaydı ve gerçekten her şey çok iyi şu ana kadar işliyor diyebiliriz. Tabii Türkiye-Sırbistan arasındaki yeni ticaret önemli. Bu arada notları da paylaşmaya çalışayım. 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Bu süreçte iki ülke arasında yapılacak olan işbirlikleri, anlaşmaları da önemli ama Türkiye ile Sırbistan arasındaki ekonomi ilişkilerinin aslında daha da güçlenmesi sadece iki ülkenin değil aynı zamanda bölgesel istikrarın ve refahın artmasına da katkı sağlayacağını söylemek gerekir. Diğer yandan da tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler zirvesinde de bir araya gelmişti Aleksandr Vučić ile. Orada da bu ön görüşmeyi yapmıştı. Evet, şu anda Cumhurbaşkanımızı taşıyan konvoydaki araçtan indiğini görüyoruz. Hemen şunları ekranlara yansıtmaya çalışıyorum. Evet, şu anda görüyorsunuz. Evet. Evet. Şu anda görüyorsunuz kırmızı halı üzerinde milli marşımız çalınıyor.
počasni bataljon garde postrojen u vašu čast. Raportira potpukovnik Mirko Mitrović. Başkan Erdoğan bir Balkan turunda, ilk durağı Arnavutluk'tu. Bugün de ikinci durağında Sırbistan'da, Belgrad'da resmi törenle karşılandı mevkidaşı Vučić tarafından. Şimdi iki ülkenin heyetleri liderlere tanıtılıyor. Önce bu görüşmelere katılacak Sırbistan heyeti Başkan Erdoğan'a Vučić tarafından tanıtılıyor. Birazdan da kapsamlı bir heyetle Başkan Erdoğan bu tura çıktı. Birazdan bu Belgrad ziyaretine katılan Türk heyeti de Başkan Erdoğan tarafından Vučić'e tanıtılacak. Ardından da görüşmeler başlayacak. Hem Türkiye-Sırbistan ilişkileri açısından, Türkiye'nin Balkanlardaki politikası açısından önemli bir ziyaret. Hem de dünyanın içinden geçtiği süreçte, özellikle Sırbistan-Rusya-Ukrayna savaşında ve yine Avrupa içerisinde önemli bir devlet ve bu anlamda yapılacak görüşmelere dünyanın gözü çevrilmiş durumda. Hem de Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler de masada konuşulan başlıklar arasında olacak. Yavaş yavaş da o geniş katılımlı Sırp heyetinin tanıtımı birazdan noktalanacak. Dündar Keşaplı o noktada daha yakından takip ediyor elbette, notların aktarması için sözü Dündar'a bir kez daha bırakayım. Evet, teşekkür ediyorum. Şu anda ekranlara yansıyordur diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören anında bulunan bakanlarımız ve diğer üst düzey konukları selamlıyor Cumhurbaşkanı Sarayı'na girmeden önce. Kendisine Cumhurbaşkanı Alexander Vučić de eşlik ediyor, görüyorsunuz şu anda. Evet. Tabii bu selamlamanın ardından tören alanına geçilecek ve iki cumhurbaşkanının özel görüşmesi gerçekleşecek. Demin de notlarımda sizlere aktarmaya çalıştım. Bugün önemli başlıklar bu ikili zirvede, önemli toplantıda ele alınacak. Türkiye-Sırbistan ilişkileri başta olmak üzere Balkanlardaki gelişmeler, Gazze'deki soykırım ve işgal edilen Filistin toprakları, aynı zamanda Lübnan'a yönelik İsrail'in saldırıları bugünkü zirvede, toplantıda ele alınacak. İki lider aynı zamanda yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısına başkanlık edecek. Geçtiğimiz kısa süre önce Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler zirvesinde de mevkidaşı Alexander Vučić ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Evet, şu anda görüyorsunuz, ekranlara yansıtmaya çalışıyoruz biz de. Aynı zamanda Sırbistan Cumhurbaşkanı da bütün Türk konuklarımızı saygıyla selamlıyorlar. Evet, bu selamlama töreni şu anda sonlandı. Saraya geçiş yapılacak ve tören alanına doğru iki cumhurbaşkanı ile birlikte diğer heyette yer alan konukların da girmesini bekliyoruz. Evet, demin de sizlere aktarmaya çalıştığım notlar arasında bugünkü zirveden önemli sonuçların ortaya çıkmasını bekliyoruz ki verilen mesajda Türkiye ile Sırbistan arasındaki bu ekonomi ilişkilerin aslında daha da güçlenmesi bir yana, diğer yandan iki ülkenin aynı zamanda bölgesel istikrarın ve refahın artmasına da katkı sağlayacağı söyleniyor. Ve hemen hatırlatalım, son 10 yılda büyük bir yol kat edildi iki ülke arasındaki işbirliği. Tekstilden endüstriye, otomobilden inşaat sektörüne kadar
iki ülke arasında işbirliği çok önemli boyutta ki aynı zamanda hemen hatırlatalım, Expo 2027 Sırbistan'da düzenlenecek olması ise Türk firmaları açısından da önemli bir fırsat oluşturuyor ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu zirvede bunları bir kez daha masaya yatıracak. Evet, kısaca size şimdi tören alanındaki gelişmeleri aktarmaya çalıştık. Törenden sonra başlayacak olan resmi görüşmeleri de bundan sonraki bültenlerimizde sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Söz İstanbul'da sizde.